4 Şubat 2020 tarihinde yaşanan Suriyeli bir ailenin hamile kadın ve 5 yaşındaki çocuğunun boğularak katledilme olayı, Türkiye'de mülteci olmak, tipik Alevi olmanın, öteki olmanın binlerce örneği gibi tekrar önümüze geldi. İbretlik yaşanmışın hakikati, Dersimli ailenin derdini anlatmak için başvurduğu kapılardan en son Hakların Demokratik Partisi Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun meclis gündemine getirmesiyle kamuoyu bilgilendirilmiş oldu. Öncesinde ise Suriyeli ailenin alt komşusu olan Dersimli Hasan Elkatmış ile oğulları Ozan Elkatmış ve Şahin Elkatmış cinayetten sorumlu tutularak gözaltına alınmıştı. Polis Elkatmış ailesine suçu üzerlerine almaları için 3 gün boyunca tehdit ve işkence etmiştir. Ardından baba ve 2 oğlunu tutuklayarak cezaevine göndermiştir. Elkatmış ailesi hiçbir delil olmadan 1 ay cezaevinde kaldı. Cezaevinden denetimli serbestlikle bırakılan baba ve oğulları 3 ay boyunca karakola giderek imza atmak zorunda bırakıldı. Suçlunun yakalanmasından sonra bile imza atma süreci devam eden aile yaşadıkları travmayı hala atlatamadılar. Gözaltı sürecinde kardeşine yapılan işkenceyi dinlediğini belirten Ozan Elkatmış, evde arama yapan polislerin kendilerine inancını sorduğunu, Alev olduklarını duyunca da daha çok suçlamalarda bulunduklarını ifade ederek şunları anlattı. Olay günü öğlen saatinde kalktım. Üst kattaki Suriyeli komşunun oğluyla birlikte katledildiğini duydum. Sonra polisler eve geldi, arama yaptılar. Kimliklerimizi sordular, memleketimizi sordular, inanış tarzımızı ibadetlerimize kadar sordular. Alevi olduğumuzu söyleyince daha çok üstümüze geldiler. Bizi suçlamak için ellerinden geleni yaptılar. Gözaltındaki 4 gün ifademizi aldıktan sonra bizi tutukladılar. Üçümüz aynı koğuştaydık. Derdimizi anlattığımızda koğuştakiler inanıyordu ama televizyon haberlerinde bizden konuşulduğunda günlük gazetelerdeki yalan düzmece haberler sanki biz yapmışız gibi gösterilmekte. Polis karakolunda fotoğrafımız çekilip gazetelere verilmiş. Basında hiçbir araştırma yapmadan polisin beyanı ile haber yapmış ve günlerce bunu devam ettirmiştir. 3 ay boyunca pandemi sürecinde haftada bir gün imza atıyorduk. Gerçek suçlu ortada ve suçunu itiraf etmiş olduğu halde savcı daha düne kadar beraatimizi vermedi. Ben savcıyı 2 defa şikayet ettim. Şikayetimiz yüzünden olayı şahsi algıladı. Ve bize şahsi cevap verdi. Bizimle ilgili masasına gelen hiçbir dilekçeyi kesinlikle imzalamadı. Sonra herkes duyunca olayı kapatmayı da başaramadılar. Tekrar canlanınca bu sefer savcı başkasına devretti. Bir iki gün içerisinde bizim tahliyemiz çıktı. Dostlarımız sayesinde tekrar sesimizi duyurabildik. Yapılan işkencelere karşı hukuki mücadeleyi vereceğini belirten Ozan Elkatmış konuşmasını şöyle tamamladı. Adalet yok diyorlardı, duyuyordum. Ben bu yaşıma kadar adalet nasıl yok diyordum. Bu olay başımıza geldi. Adaletin ne demek olduğunu ve olmadığını öğrendim. Başımıza gelen bu olaydan sonra adaletsiz bir ülkede yaşadığımızı öğrendim. Adalet sadece isimlerden ibarettir. Hukuk, adalet yoktur. Ailenin Pir Haber Ajansı'na verdiği röportajda alıntılarla başlıklar üzerine gösteriyor ki Türkiye'de mülteci isen ölümün cezasızdır. Tıpkı Kadirova davasında olduğu gibi. Akdeniz'de her gün ölmek gibi. Vatandaş olman eşit olman anlamına gelmiyor. Kadın olman Şule Çet ve Gülistan Doku davalarında olduğu gibi katilin yargılanmaması için yeterli. Kürt olman helikopterden atılman için geçerli bir sebeptir. Alevi olman düzmece soruşturma yapılması, işkence edilerek ifadelerin alınması, doktorun sana işkence raporu vermemesi, gözaltında ailece tecavüzle tehdit edip basının düzmece haber yapması için yeterlidir. Demokratik Alevi dernekleri olarak
el katmış ailesini ziyaretimizden sonrasında ailenin dayanışma ihtiyacına tanık olduk. Demokratik Alevi Dernekleri olarak el katmış ailesinin yanında olacağımızı, davanın takipçisi olacağımızı, suç üreten kolluğun, düzmece rapor düzenleyen doktorun, üretilen suçu yasaya uyduran savcının, tüm kamuoyunun Alevi kurumlarının aile ile dayanışmaya davayı takip ederek suçların hak ettikleri cezalar almaları için çaba göstermeye çağırıyoruz. Kamuoyu vicdanı ve demokratik değerler için elzemdir. Mazlum çaresiz, mekan rızasız, zaman sahipsiz değildir. Demokratik Alevi Dernekleri. Adalet yok diyorlardı, sürekli duyuyordum. Ben bu yaşıma kadar adalet nasıl yok diyordum. Bu olay başımıza gelinceye kadar. Adaletin ne demek olduğunu ve olmadığını öğrendim. Başımıza gelen bu olaydan sonra adaletsiz bir ülkede yaşadığımızı öğrendim. Adalet sadece bir isimden ibarettir. Hukuk da, adalet de yoktur. Ailenin Pir Haber Ajansı'na verdiği röportajdan alıntıladığımız yukarıdaki metin bizlere Türkiye'de mülteciysen ölüm cezasız, Kadirova davasında olduğu gibi Akdeniz'de her gün ölmek gibi vatandaş olman, eşit olman anlamına gelmiyor. Kadın olman, Şule Çet davasındaki gibi, Gülistan Doku davasındaki gibi. Kürt olman, helikopterden atılman için geçerli sebep. Alevi olman, düzmece soruşturma yapılması için, işkence edilerek ifaden alınması için, doktorun sana işkence raporu vermemesi için, göz altında ailece tecavüz ile tehdit edilmen için, basının düzmece haber yapması için yeterli bir sebeptir. Polis istediği gibi yasaya dayanmadan savcı ile el ele suç üretme uzmanı olmuş. Vatandaş maaşını aldığı nimet ne de olsa diyor. Suç varsa maaş var anlayışıyla yasa, hukuk, vicdan tanımaz. Sırtından copunu, elinden kelepçesini eksik etmediği suç üreten bir rejim ile karşı karşıya olduğumuzu açık bir şekilde görmekteyiz. Suç üreten anlayışa karşı birlikte mücadele etmekten başka sansa açıktır. Demokratik Alevi Dernekleri olarak el katmış ailesini ziyaretinin sonrasında ailenin dayanışma ihtiyacına tanık olduk. Daha doğal olarak el katmış ailesinin yanında olacak davanın takipçisi olacağız. Suç üreten kolluğun, düzmece rapor düzenleyen doktorun, üretilen suça yasaya uyduran savcının cezalandırılması için tüm kamuoyunu, Alevi kurumlarını aile ile dayanışmaya davayı takip ederek suçların hak ettikleri cezayı almaları için çaba göstermeleri kamuoyu vicdanı ve demokratik değerler için elzemdir. Mazlum çaresiz, mekan rızasız, zaman sahipsiz değildir.